soru şöyle. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine neden saldırıyorlar ve yanlışını bulmaya çalışıyorlar? Evet. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu asrın mücedidi olduğunu muhakkik alimler, sağlam din alimleri ifade ediyorlar. Saldırılar olacak mı? Her cevap. Peygamberlere saldırı olduğu gibi. Manevi alanda, maddi alanda İslamiyet'e hizmet edenlere saldırı olduğu gibi bütün tarihlerde. Elbette Bediüzzaman'a da bu manada muarızlar olacak, saldırılar olacak. Bunlar normaldir. Ama şunu iyi analiz etmek icap ediyor. Acaba Bediüzzaman Hazretlerine saldıranlar kimler? Bunları iyi bir şekilde analiz ettik mi? Bediüzzaman'ın doğru mu yanlış mı olduğunu anlayabiliyoruz. Yani sen düşmanına bakacaksın. Düşman okunu kime yönlendirmiş? İşte kime yönlendirmişse doğru o oluyor. Bediüzzaman'a en fazla saldıranlar dinimizin düşmanı olan zındıklar, ehli küfür. Niye? Çünkü Bediüzzaman Hazretleri iman esaslarını, iman hakikatlarını bütün ayrıntılarıyla, hiçbir yerde şeytanın, nefsin, ehli zındıkanın girebileceği bir çatlak bırakmayacak şekilde İslamiyet'in bütün esaslarını anlatmaya çalışmış. Bunun için Bediüzzaman'ın fikirlerine karşı koyamayanlar, Bediüzzaman'ın şahsını çürütmeye yönelik faaliyetler ve propagandalar yapmaya başlamışlar. İşte Bediüzzaman Hazretlerine saldıranlar bunlar. Bundan dolayı biz de hemen hükmümüzü vermemiz lazım. Madem ki ateistler, komünistler, dinsizler, din düşmanları Bediüzzaman'a saldırıyorlar, öyleyse Bediüzzaman doğrudur, onlar yanlış. Çünkü onların zaten yanlış olduğu fikirlerinden ve muamelelerinden belli. Gelelim dahile. Yani Bediüzzaman'a saldıranlar iki kısımdır. Bir, din düşmanları. İki, dinin içinde olan insanlar, gruplar. Din düşmanlarını ayıkladık. Zaten onlar problemli. Dinin içine geliyoruz. Dinin içine geldiğimiz vakitte de Bediüzzaman'a saldıran iki grubun olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmı ehli sünnete zıt olan, ehli sünnetin yüksek fikirlerine ulaşamadığı için saldıran ve tarihte de bunun çok örneğini gördüğümüz ehli bid'a olan insanlar var, alimler var. Ya da âli müsbetleri var. Bunlar da Bediüzzaman'a saldırıyorlar. Ulema-usu diyeceğimiz insanlar. Dolayısıyla bunlar 1400 senedir âlem-i İslam'ın esası ve kıvamı olan sünniliği ve ehli sünnetin fikirlerini ortadan kaldırmaya, yıpratmaya, sulandırmaya çalışan grup. Şimdi bunlar da ikide Bediüzzaman'a saldırıyorlar, yoksa biz Bediüzzaman'dan şüphe etmeye başardık avam olarak. Bunlar tabii Bediüzzaman'ı övmeleri mi iyi, Bediüzzaman'a maruz olmaları mı iyi? Onu da iyi analiz etmek icap ediyor. Yani bir din düşmanının, bütün dindarlara saldıran birisinin Bediüzzaman'a saldırması Bediüzzaman'ın doğruluğunu ortaya koyuyor. Ehli bidatın ehli sünnete saldırdığı bir vakitte Bediüzzaman'ın fikirlerini alkışlaması ve onu tasvip etmesi de yine şüpheyle karşılanmış. Dolayısıyla ehli bid'at da Bediüzzaman'a saldırıyor. Çünkü Bediüzzaman hem iman esaslarını güzel bir şekilde tesis etmiş, Kur'an'ın ve sünnetin ışığında, hem de İslam'ın esasları olan ehli sünnetin o yüksek fikirlerini de güzel bir şekilde ne yapmış? Tahkim etmiştir, kuvvetlendirmiştir. Yani o surru tamir etmiştir. O kareyi tekrar tadil etmiş, tamir etmiştir. Bu da onların işine gelmiyor, onun için maruz oluyor. İşlerine gelmediği için otomatikman saldıracaklar, iyi ki de saldırıyorlar. Üçüncüsü, ehli sünnetin içinde olduğu, bizim de tasvip edip dua ettiğimiz, fakat Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı kalplerinde, belki de nefislerinde yenemedikleri bir ene ve benlik duygusundan da saldıranlar oluyor. Bunun örnekleri de vardır, bunları vermeye gerek yok. Şu anda da yine meydanda var. Yani kendisini yükseltmek için birilerini alçaltma ve düşürme gibi bir gayret içerisinde olan insanlar olabiliyor. Maalesef bu böyle. Oysa her insanın payesini veren Cenab-ı Hak'tır. Yani Ebu Cehil bir zamanlar Efendimiz Aleyhisselam'ı niye düşürmeye çalışmış? Zındık olduğu için, kafir olduğu için, müşrik olduğu için mesela. Ama misal diyorum Hazreti Ömer Efendimiz'e içeriden de birileri saldırmışsa haşa buna zındık diyemiyoruz. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'in o yüksek makamını hazmedemediğinden onu da düşürmeye çalışmak suretiyle kendisini yükseltmeye çalışmış olabiliyor mesela. Oldu mu? İslam alemi içerisinde bundan örnekleri çok. Dolayısıyla
Ehli bid'a değil, ehli zındıka değil, ehli kubbedir, ehli tevhiddir, ehli imandır. Fakat içerisinde tam bir insan-ı kamil olmadığından dolayı hala bazı tortular olan, enaniyet, benlik gibi duygularını hala tam terbiye etmemiş, kıskançlık duygularını tam olarak aşmamış olan bazı insanlardan da bu manada Bediüzzaman Hazretlerine karşı tenkitler olabilmiştir. Biz bunlara nasıl bakmışız? Ehli zındık, ehli küfür saldırdı. Peki şahsına mı? Yoksa fikirlerine mi? Şahsına. Bizim şahsında zaten bir arkamız yok ki. Fikirlerde problem var mı? Hayır, o zaman seni ayıklıyorum. Gelen öteki tarafta. Şahsına mı saldırıyorsun, fikirlerine mi? Fikirleri mesela. Kimdir bu? Ehli bir dağılan insanlar. Fikirlerine bakıyoruz. Şer-i şerife uygun mu? Ehli sünnet ve cemaatin yüksek fikirlerine uygun mu? Evet. O zaman bunları da ayıklıyoruz. Gelen öbür tarafa. İslam dairesinde, sünnet dairesinde fakat Bediüzzaman Hazretleri'ne bir şekilde bir saldırı yapıyor. Peki neyine saldırıyorsun sen? Fikrine mi? Hayır. Şahsına mı? Evet. Şahsınaysa yine biz diyoruz ki sizin şahsınız arasında bir problem varsa biz ona karışmıyoruz. Fikirleri alakalı bir problem varsa sen onu ortaya koy. Çünkü her insanın diyelim mesela başka bir insana karşı taşıdığı menfi hisler olabiliyor. Bunları zaten biz durduramayız. Ama bizim ölçümüz ne? Şer-i şerife uygun olmayan, Kur'an'a ve sünnet-i Resulullah'a uygun olmayan bir fikri, bir ameli, bir işi olmuş mu? Eğer cevap olmuş, o zaman ortaya koy. Eğer cevap olmamış da, fakat işte bunu sezdim. Sezgilerle de biz amel etmiyoruz demek ki canım.